Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş, Türkiye'deki adalet ve hukuk krizi konusunda açtı ağzını yumdu gözünü. Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasına İl Başkanı Bülent Yumuş, Merkez İlçe Başkanı Kemal Altıntaş, Kadın Kolları Başkanı Yeliz Topraktepe ve Başkan Yardımcısı Cengiz Gülen katılım sağladı. Türkiye'deki hukuk düzensizliği hakkında konuşan İl Başkanı Yumuş, Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın bireysel başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nce başvurusunun seçilmesi ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği tespit edildikten sonra bu ihlalin ortadan kaldırılması için gerekenlerin belirtildiğini söyleyerek kararın çok yanlış olduğunu belirtti. Bu kararın bir hukuk darbesi olduğunu dile getiren Başkan Yumuş şu açıklamalarda bulundu. Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın bireysel başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nce başvurucunun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenlik hakkının ihlal edildiği tespit edildikten sonra bu ihlalin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler Anayasa Mahkemesi kararında belirtilmiştir. Buna göre kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise Anayasa Mahkemesi'nin açık hükmüne rağmen dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiştir. Yargıtay 3. Dairesi ise Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına, Can Atalay'ın milletvekilini düşürmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesine, hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemeleri üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına karar verilmiştir. Anayasanın 153. maddesinin 6. fıkrasında Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar şeklinde düzenleme getirmektedir. Yargıtay 3. Dairesi'nin apaçık anayasanın ihlalidir ve hukuk darbesidir. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanın 2. maddesinde yazılı ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek, Cumhuriyeti bu niteliklerinin adeta tartışılır hale gelmesinde sorumluluğu bulunanlar anayasa düzenimize karşı ağır bir suç işlemektedirler. Yargıtay kararı ile adeta anayasayı devreden çıkarılmış hukuk darbesi yapılmıştır. Temel hak ve özgürlüklerin ve hukuk devletin ihlal edilmesinde sorumlulukları olanlar hakkında gereği yapılmalıdır. Ortada mahkemeler arasında bir görüş farklılığı değil, Yargıtay'ın anayasayı ve Anayasa Mahkemesi tanımaması bulunmaktadır. Bunun kabulü mümkün değildir. Türkiye hukuk devletidir ve hukuk devleti olmaya devam edecektir. Hukuk devletini ihlal etmeye, ortadan kaldırmaya kim yeltenirse yeltensin, Cumhuriyet Halk Partisi bu çabalara izin vermeyecektir. Anayasanın, Anayasa Mahkemesi kararlarının bütün yargı organlarını bağlayacağı şeklindeki hükmü acilen uygulanmalı, Anayasa Mahkemesi'nin kararının gereği yapılmalıdır. Aksi hukuka ve hukuk devletine olan inancı ortadan kaldıracaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, milli iradeyi yok sayan, anayasayı tanımayan ve anayasasızlaşma sürecini hızlandıran hukuk darbesine şimdiye kadar direnmiştir. Bundan sonra da direnme kararlılığını bütün gücüyle göstermeye devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Yani ben de bugün sizlerin aracılığıyla hem Sayın Başkan'a dosyamızı ilettik hem de kamuoyuna bir açıklamada bulunmak istedim. Kısacası pek çoğunuz belki tanıyorsunuzdur. 1989, 1994, 1999, 2004 yılları arasında Avanos Belediye Başkanlığı yapmıştım. O süreçte basınla olan ilişkilerimiz, basının desteği, Ağustos'ta pek çok ilklere imza atmıştık. Tabii aradan geçen bir süre içerisinde yaptıklarımızın
Hepsi temel altyapı sorunuydu. Avanos'un içme suyunu, kanalizasyonunu, içme suyu arıtma tesisini, kanalizasyon arıtma tesisini, kısacası altyapı üst yapı bazında pek çok ilklere imza atmıştık. Bunun yanı sıra tabii sadece altyapı değil, Kapadokya'nın bölgemizin gelişmesi için, turizminin gelişmesi için de sayısız katkılarımız olmuştu. Sizlerin de aracılığıyla bunları ulusal basına da iletmiştik. Sonuçta geldiğimiz noktada 2023-24 seçimleri, yani bıraktığımızdan daha ileriye bir gidiş görmediğim için aday adaylığına başvurdum. Yani inanıyoruz ki ileriki günlerde bu sorunları tekrar bölgemizi hem turizm anlamında hem tanıtım anlamında biraz daha ileri götürmek istiyoruz. Avanos Belediye Başkanı adaylığımı, aday adaylığımı işte bu vesileyle açıklamak istedim. Bizimki 5 Aralık'a kadar uzadı biliyorsunuz. Onun için dün itibariyle son sayı kaç kuray? Yani belediye başkanı adaylığı 20 civarında. 20 civarında mı? Bu geçtiğimiz döneme kıyaslarsak artış var mı? Geçmiş döneme göre çok farklı bir artış var. Özellikle Hacı Bektaş ve Avanos'ta ciddi aday enflasyonu yaşanıyor. Çok sayıda aday var. Ürgüp'te de var. Ürgüp'te bile 2 tane var şu anda. Derinkuyu'da 2 tane var. Daha olacaklar olduğu söyleniyor. Merkezde adayımız var. Yani Acıgöl ve Kozaklı'da da adaylarımız olacak. Büyük ihtimalle bütün ilçelerde seçimlere belediye başkanı adaylarımıza gireceğiz. Bir sıkıntı görünmüyor yani.